Toto ile ilgili olan soruları da Münir Hocam'a verdik. Talat Hocam, sizden gelen soruları cevaplamak için hazır. Ben şimdi sözü Talat Hocam'a veriyorum, sonra Münir Hocam'a döneceğim. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Tuğba Nuray diye yazmış. Bilirkişi ve Konkordato komiseri olmak için 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip olmak hangi aşamaları kapsamaktadır? Örneğin staj sayılır mı? Staj sayılmaz tabii ki. Çünkü siz staj döneminde mesleğinizi ifa etmiyorsunuz. Mesleki tecrübe bizim aradığımız. Mesleğinizi ne zaman ifaya başladıysanız o tarihten itibaren 5 yıllık meslekte kıdem gerekir, tecrübe. Emine Köroğlu da aynı şekilde bilirkişi dosyasında heyet olarak atama yapıldığında şikayet ve cezai sorumluluk konusunda bilgi alabilir miyim? Türkiye'de heyetler de yanlış değerlendiriliyor. Eğer heyet aynı uzmanlık alanlarındaysa sorumluluğunuz beraber, kimin neresini yazdığı belli olmaz. Ancak bana göre heyetler farklı uzmanlık alanlarından olursa heyet oluşturulması gerekir. O zaman da herkes kendi uzmanlık alanıyla ilişkin konuda hukuki ve cezai sorumluluğa sahiptir. Ben örneğin bir mali müşavirle hukukçu olarak bir konuda bilirkişilik yapıyorsam, hukuki konular bana aittir, mali konular mali müşavir alettir. Mali müşavirin defter üzerinde şu vardır veya yoktur dediği beni anlamadığım için zaten kendisi de heyette yer alıyor. Hatta benim arzu ettiğim ideal ortamda görevlendirmeye yapan makamın her bir bilirkişiye ayrı ayrı sorular sorması gerekir. Şimdi böyle dosyanın kür halinde varsa ekleriyle beraber, hakim ekinin olduğunun bile farkında değil ya da karara bile yazmıyor. Şimdi böyle bir kümülatif çalışma teknik olarak mümkün değil, yok yani. Bizim ürettiğimiz bir çalışmadır bu. Dolayısıyla rollerde karışıyor. Halbuki demesi lazım ki işte falanca bilirkişiden şu konular, ötekinden şunlar, berikinden bunlar. Onlar da alacak dosyayı ve bir sırayı da söyleyecek. Önce şu, sonra bu, sonra bu. O sıraya göre herkes kendi alanını yazması gerekir. Erdoğan Küpçüoğlu, bilirkişilik ahbap çavuş ilişkisinden ne zaman kurtulacak? 2018 yılı başlangıcı itibariyle listelere dahil oldum. Kasım ayına gelmiş olmamıza rağmen henüz bir dosya bile gelmedi. Bilirkişiliği yalnızca iş olarak yapan ve yanında yasak olmasına rağmen eleman çalıştırıp işleri onlara yaptıran bulunmaktadır. Bu süreç ne zaman sonlanacak? Vallahi ben de merak ediyorum ne zaman sonlanacak. Yasa çıkarken aslında bakın Cumhuriyet tarihinin en önemli reformlarından bir tanesiydi, net olarak söylüyorum. Fakat tabii bu yasa sürenin içerisinde Türkiye büyük bir sıkıntı yaşadı. Bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı ve 4000'in üzerinde hakim savcılar meslekten ihraç edildiler. Bu nedenle bu sistem tam olarak oturtulmasında güçlük çekildi ya da eski sisteme göz yumulmaya ve hukukçular da bu işin açılarak devam edildi. Önemli nedenlerinden bir tanesi oydu diye düşünüyorum. Halbuki yeni sistemin özü şuydu arkadaşlar, otomatik tevzi gibi. Yani bir kişinin üzerinde dosya varken hiç dosya olmayan gidecek. Hangi uzmanlık alanında kişiler yazıldı ise en liyakatlar alınacak. O kişilerin tamamı aynı niteliğe sahip kabul etmek zorundasınız. Siz elemeyi listeye alırken yapmak zorundasınız. Ancak verdiğiniz dosyalarda yeteri verim alamadığınız takdirde listeden elemine yoluna gidebilirsiniz. Ama bu yapıldı mı? Oturmadı. Demin söylediğim ve bazı uzun anlatabileceğim konular nedeniyle sistem oturmadı. Eski usul devam ediyor. Yalçın Koç, vergi mahkemelerinde mükellef doğrudan dava açabiliyor. İş mahkemesinde işçi avukatsız dava doğrudan kendisi dava açabilir mi? Tüm mahkemelerde açabilir. Bir avukat tutma zorunluluğu şu an sadece anonim şirketler için var. Diğer konularda herkes kendi davasını açabilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama demin söylediğim uzmanlık, avukatlığın gerektirdiği konularda biz şey yaparsak öyle internetten indirme dilekçelerle falan dava görülemez. Nevzat Pek bir kişi keşifte söylediği izlenimleri ve diğer bilirkişi raporuna karşı tarafın lehine vermiştir. Daha sonra karşı taraf davalı ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Hakim bilirkişi raporuna göre karar vermiştir. Davacı konu mevcut kanundan önce yapılan konut başka bir bilirkişi isteğinde bulunup mevcut konutun ruhsatının iptali men edilmesi davası açabilir mi? Burada zaman aşımı. Davayı ve dosyayı bilmeden bir hukuki görüş beyan etmem mümkün değil. Ha diğer taraftan da ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bilirkişi keşifte farklı izlenim. Yani böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Yani olmaz. Bilirkişilerimiz de görüş beyan edemezler. Yani şunu söylemeye çalışıyorsa keşife gittiğimizde bizim lehimize gibi karar verecek gibi duruyordu konuşmalarından. Öyle anlamıştım ama rapor aleyhimize geldi. Yani somut olayda ne olduğunu ben bilemiyorum ama rapor yazmadan da ne görüş olacağı çıkmaz zaten ortaya. Belli olmaz diye düşünüyorum. Esra Işık, bilirkişilik şartlarındaki 5 yıllık meslek tecrübesi şartı eğitim durumuna göre değişiklik gösterir mi? Akademik kariyer yapan kişi olup mesleği icra eden kişiler 5 yıllık süreyi doldurması bakımından gerekli mi? Hangi uzmanlık alanında listeye yazılacaksanız o uzmanlık alanındaki fiilen 5 yıl çalışmış olma koşulu var. Sizin üniversiteden mezun olmanız benim için yeterli değil. O mesleği icra etmediyseniz o meslekte 5 yıllık kıdem şartını tutturamazsın. Bilirkişiliğe bakış açımız şu değerli arkadaşlar. Bilirkişilik bir meslek değildir. Bilirkişi mesleğini dışarıda ifa eden uzman bir kişi zaten. Dünyada da genel olarak meslek kabul edilmez. Aksi takdirde siz aldığınızda yeni gelişmeleri bilemez, körleşir. Dolayısıyla fiilen mesleğini icra eden kişi de adli bir konuda o uzmanlık alanına ihtiyaç duyulduğunda kendisine o teknik konuda bilgi sorulan kişidir. Yani bunu da bir cümleyle açayım soru bana az geldi diye. Teknik veya özel bilgi deriz biz. Bakın özel bilgi herkeste olmayan bir özel bilgidir. Örneğin işte Gaziantep yöresinde Yemen'i imalatından kaynaklanan bir uyuşmazlık ortaya çıktıysa belki ilkokul mezunu olan Yemen'in imalatçısı özel bilgiye sahiptir. Onu ona sormanız lazım. Efendim tekstil mezunu onu bilmez. Karşılaştığım bir olayda size şöyle bir örnek vereyim. Bir boşanma davasında eşlerden biri diyor ki karşı taraf diğer eş diyor muska yazdırdı boşanalım diye diyor. Uzun zamandan beri aramızda ihtilaf var diyor, getiriyor muskayı da veriyor delil olarak. Hakikaten bir şey yazılı. Şimdi hakimden bunu bilmesini isteyemezsiniz ama cevap veren karşı taraf da şöyle diyor. Evet yazdırdım ama boşanalım diye değil, aile birliğini korumak için yazdırdım. Bu muska koruyan bir muskadır. Özel bilgiyi anlatmak adına söylüyorum. Ne yapacaksınız şimdi siz hakime? Bakın onun içeriği önemli değil ama taraf davranışını öğrenebilmek açısından acaba aile birliğini korumak için bir davranış mı söz konusu, bozmak için bir davranış mı söz konusu? Nitekim Diyanet işlerine bu soruluyor ve oradan gelen cevapta işte genel bir değerlendirme yapılarak bunun dinde yerinin olup olmadığı vesaire ama bölgesel, yeresel olarak bu tür inanışlar vardır ve bu bölgede de bu aile birliğini korunduğu inancıyla yapılır. Diyor ki hakim oradan taraflardan hangisinin doğru söylediğini ya da sunulan delili anlayabiliyor. Şunun için söylüyorum, teknik ya da özel bilgidir bilirkişiye başvurduğumuz. Hakimden bu beklenemez. Onun için uzmanlık alanlarının hepsini sayıp tüketemezsiniz ve hepsinde de efendim üniversite mezunu olmasını bekleyemezsiniz. Bu arada bir soru daha geldi. Tuğran Yıldız, bir bilirkişi aynı anda en fazla kaç dosyaya bilirkişilik yapabilir? Şimdi bilirkişilik kanunundaki düzenleme bu konuda da uygulanmadı. Şöyle, bir dosya verdiğiniz takdirde o dosya gelmeden yeni dosya verilmeyecekti. Ve yılda 300 dosyayla bir sınırlama söz konusuydu. Ancak uygulamada çok büyük sıkıntılar ortaya çıktığı için bu butonu kaldırdı. Bakanlık uygulanmıyor. Şimdi hakimlerin takdirine bağlı olarak uygulanıyor. Halbuki benim söylediğim sistemde o alandaki herkes aynı niteliğe sahip, elinde bir dosya varken Sistem ona vermeyip hiç dosya olmayana verecekti. Dosya olanlarda da azdan çoğa doğru otomatik bir görevlendirme yapılacak. Yetersiz olanlar ayıklanacaktı. Sorular bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konkordato ile ilgili sorular Münir hocamda. Hocam söz sizin, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Yöntem olarak sizin izninizi almam lazım. Hocama bir sorum var. Birçok sorum var. Hakkınız var hocam. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi üçlü heyet Ticaret Mahkemesi'nde görevlendirildi. Bir mali müşavir, işte hoca olunca işletme iktisatçısı diyorlar. Ya da işletme iktisatçısı ve mali müşavir aynı, inşaat mühendisi var. Bir de hukukçu bilirkişi ki ben her durumda koordinasyon açısından naçizane olması gerektiğine inanıyorum. Hatta ilk önce hukukçular dosyayı incelemeli diyorum. Bu raporun tasarımında ve sonuçta benim şöyle bir öngörüm var. Herkes kendi uzmanlık alanı itibariyle ayrı bölüm tasarlayıp sonuçta da genel değerlendirmeyle bir kanaate varılması. Yani ben örneğin finansal yönden A, B, C, ya da işletme iktisatı yönden A, B, C, teknik yönden A, B, C, genel itibarıyla da A, B. Tespit ve değerlendirmemiz takdiri mahkemeye ait olmak üzere arz ederiz dememiz doğru, önerebileceğiniz bir model midir? Yoksa heyet bir bütün olarak her satırdan, her kelimeden sorumlu mudur? Ben heyetlerin mutlaka ayrı uzmanlık alanlarında ve herkesin de ayrı. Şöyle örnek vereyim mesela. Benzer durumlar bize geliyordu. Ben halen ticaret mahkemelerinde aynı zamanda aktüerya uzmanıyım. Şimdi bir trafik kazası ve iş kazasında ölüm nedeniyle destekten yoksunluk veya sürekli iş göremezlik tazminatını sorarlar. Heyeti de şöyle oluştururlar. Bir trafik kazası varsa bir trafik uzmanı, aktüerya bilirkişi ve sigorta şirketi de davacıysa bir de sigorta uzmanı. Ben zamanında gittim ve hakime şunu söyledim. Hakim Bey, mevcut sistem devam edecekse kusur belirlenmeden hesap yapılamaz. Sigorta şirketinin sorumluluğu da sigorta polisinin geçerli ve limitlerle ilişkin sınırlıdır ve temerrüt de oradan inir. Böyle bir durumda 3 ayrı uzmanlık alanı. Dosyayı önce kusur bilirkişisi alacak, sigorta bilirkişisi alacak, son olarak hesabı ben yapacağım. Raporlarda da başlık açıyoruz. Kusur yönünden inceleme. Orası ona aittir. Hiç karışmam ben oraya. Sorumluluğu da ona aittir. Sigorta yönünden inceleme. O da sigorta uzmanının yazdığı alandır. En sonunda hesaplamayı yapar. Yalnız sonuç bölümü ortaktır. Sonuç bölümünde atıyorum işte falanca tarihinde şu şekilde meydana gelen kazada şu kişilerin alabilecekleri tazminat miktarı şu kadar olarak hesaplanmıştır. Ve temerrütte şudur şeklinde geçer gideriz. Olması gerekenin de böyle olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizlere de teşekkür ederim. Bu ayrıcalığımı kullandım. Şimdi gelen sorulara hızlı, bazıları ortak tabii. Bu YMM konusu tercihen. Tabii oradaki slaytta aynen aktarma var. Tercihen YMM olması demek. Yani illaki YMM olacak diye bir koşul değil. Ama ben Sayın Oda Başkanımıza da katılıyorum. Bu ifade bence mali uzmanlık alanında özellikle de tabii ki komiserlik tanımı içerisinde yani değişmeli, benim önerim o, ayrı ayrı düşünülmemeli diyorum. Oğuz Kamil Balta bu bağlamda bir değerlendirme yapmış. Bu 65 maddeli Kongorto kitapçığında 19. sayfada bir ekleme var denmiş. Yani çok hukuki böyle kesin kanaat şeklinde söylemeyeyim ama mahkemeler şu anda komiser tayininde yetkiye sahip. Dolayısıyla da bilirkişi kurulunda olmasa dahi kongordato komiseri atayabiliyor ama atadığında da sicile bildirmek zorunda. Sicilin veri tabanı zaten bir kişilikle ilgili sıkıntılar varsa, kamu göreviyle ilgili sıkıntılar varsa o nitelikler çerçevesinde sistemsel denetimini sağlama avantajı var. Efendim bir diğer soru. Diğer soran arkadaşımızın ismini göremedim, onun için zikredemedim. Havva Ölmez'den bir sorumuz var. Aslında benzer sorular var ama hızla geçeyim. Kongorta ilan eden kiracı için mal sahibi tahliye davası açabilir mi? Şimdi bu konu tabii iflas erteleme sürecinde, iflas erteleme ile ilgili düzenlemelerde sonuna doğru tedbirin özellikle geçmiş kiraların ödenmesi konusunda hakimin takdirinde ama öncelikli olarak ödenmesi gerektiği hususunda kira ile ilgili bir kararlar silsilesi düzenleme ile çıkıyordu. Hukuki yönden buraya uygulanabilir mi, uygulanamaz mı irdelemek ve tartışmak lazım diye düşünüyorum. Ama kiraya verenin özellikle de sadece tek geliri buysa mahkemeye başvurarak, müdahil olarak başvurarak kendisinin bu bağlamda kiraların ödenmesi konusunda imtiyazlı hale getirmesini talep edebilir diye düşünüyorum. Şimdi finansal yönden Nurseza, değil mi, doğru telaffuz ettim umarım, Altıntaş, finansal yönden yeniden yapılandırma ile Kongorto arasında. Şimdi yasal temel itibariyle farklı. Kongorto'da sürecinde borçların yapılandırılması ile ilgili başvuru, Kongorto sürecinin bir devamı niteliğinde ama kamusal alanda bu çerçevede başvurular ve özellikle belli büyüklüklere göre bankalarla yeniden yapılandırma çalışmaları devletin de desteğiyle sağlanabiliyor. Aynı şeyler değil ama yine de hukuki değerlendirmeye muhtaç tabii teknik olarak. Alper Bey Öztürk, Kongorto Komiserliği'nin genel şartlarında herhangi bir ünvan gerekliliği şart konulmamış ancak 5 yıllık bir mesleki deneyimden bahsediyor. Hocamız çok güzel bahsetti. Aynı nitelikte, zaten nitelikleri hızlı geçtim ben. Dolayısıyla fiilen bir meslek değil, fiilen kendi mesleğinde deneyim sahibi olduğunu kanıtlayacak dayanakları bulunmalı. Yani burada fiilen icra müessesi çok önemli. Örneğin ben 2003'te profesörlük unvanımı aldıktan sonra tanınmış olan haklardan yararlanarak, gerçi ben 2 yıl sonra falan başvurdum ama illaki al dediler, yasal hakkın dediler. YMM aldım, güzel duruyor asılı bir şekilde. Zaten öğretim üyeliğine devam ettim. Sonra icra edebilirdim ama şu anda da icra etmiyorum. Bu fiilen YMM mesleğini icra ettiğim anlamına gelmiyor. Böyle bir unvanım var ayrıca. Pek çok işletmenin, bu enteresan bir soru tabii, kasa, ortaklar veya ve benzeri hesaplarında fiilen bulunmayan tutarlar kayden yer almakta. Keza fiilen bulunmayan demirbaş, araç, envanteri ve benzeri. Şimdi bakın, komiser mutlaka düzeltmek zorunda. Yani gerçeğe yakınlıkta değer gerçekçi bir şekilde öngörülecek de olmayan şeyin değeri öngörülmez. Takdir edilmez. Raiç değer özellikle demek istemiyorum. Yani zaman aşımı geçti nasıl olsa, yani bir yine ismini zikretmiyor, bir bankanın geçmişte, değil mi, sahip olmadığı halde devlet tahvili ve hazine bonoları ile ilgili olmadığı halde varmış gibi satış yaparak nasıl? Yönetime rağmen evet. Yönetime rağmen tabii ki mutlaka düzeltmek zorunda. Düzeltilmiyorsa düzeltilmişin sonunmasını isteyecektir. Olmadığını tespit ettirecektir. Tutanaklar düzenlenecektir. Bunu olmadığı anlaşılmakla bunun düzeltilmesi gerektiği hususu yönetime bildirilecektir. Bakın, kendisi bilanço sunamaz. Ama bilançonun envantere dayalı olduğunu şüphesiz sağlamak zorundadır. Çünkü mahkemeye karşı sorumluluğu bu. Ama tabii ki bu işletme hak ediyor mu, hak etmiyor mu, her şeyle kayıt dışı olan bir işletme. O ayrıca tartışmaya muhtaç bir konu. Efendim, umarım yanıtları vermiş oldum. Evet, bir de burada bir grubumuz var. Şimdi burada Sayın Başkan, Sayın Rektörüme de bir soru var ama ilk önce bağımsız denetimin olumlu raporuna rağmen Kongord'da ilan edilmesinin bağımsız deneticinin etkisi. Aslında bunu da rektörüm yanıtlayabilir. Burada bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bir şikayette bulunma, özellikle alacaklılar ayağıyla hukuk usulüne göre ve diğer düzenleyici hukuk kurallarına göre her zaman mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu arada hocam da aynı kanaatte mi bilmiyorum. Ama doğrudan sicili etkileyecek bir denetim sistemi öngörülmemiş durumda. Yani çünkü hocamız çok güzel söyledi, bilirkişi bölge kurullarında sicilde raporun içeriği, niteliği, yani teknik boyutlarıyla bir denetimden ziyade tüm sicille ilgili gerekli genel hükümler, kamusal hükümler, hususlarla ilgili denetim söz konusu. Denetim de teknik bir konu. O anda öngördü, öngöremedi, kasıt var, yok. Bu tabii ki yargılanmaya muhtaç bir konu diye düşünüyorum. Alacaklarla anlaşılan ödeme tablosu ticaret sicilde, bu tamamen Sayın Mahkemenin kararında yer alacak. Yani hangi ek olacak, liste olacak, ne olacaksa anlaşma sağlanan ve tasdik edilen Kongordata projesinin ayrılmaz parçası olarak ortaya çıkan anlaşma tutarları, tarafları ilan edilmiş olacak mahkeme kararıyla. KDV iadesi alıp alacaktan vazgeçenlerde yapmaları gerekenler indirecek KDV'nin durumu. Yani bunu pek anlamıyorum. KDV iadesi alıyor, KDV indiriyor herhalde ya da KDV iadesine başvuru aldı. Alacaktan vazgeçenlerde, ya bu vergi hukukuyla ilgili bir konu, şimdi jeton düştü. Dolayısıyla Kongorda sürecini bağlamıyor. Evet, Sayın İbiş Hocam, izninizle bir soruda son maddede var. Ben hocama çok teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ederim. Şimdi bu arada gelen sorular var. Talat Hocama verdim, Münir Hocama da vereyim. Biraz dinlenirken baksın. Ben en son cevabı veririm. Hocam, söz sizin. Buyurun Talat Hocam. Mehmet Ali Vergili, bilirkişilerin bilirkişi hakkındaki haksız şikayetlerin nasıl önüne geçilebilir? Bilirkişilik kanunu sakat doğan bir çocuk mu? Bilirkişilerin karalanması ve gerekli güvenlik tehdit edici unsurların önüne nasıl geçilir? Şimdi bilirkişi görevini yaparken kamu görevlisidir. Hatta ben hakimle eşdeğer görürüm. Dolayısıyla birileri haksız ithamda bulunuyorsa onlar aynı şekilde bundan sorumludur. Siz de onlar hakkında gerekli şikayette bulunabilirsiniz. Maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Suç uydurma, iftira ve diğer kamu görevlilerine karşı işlenen suçlar bunlar için de geçerlidir. İlhan Kar, SMM belgemi 2008 yılında almaya hak kazandım ama 2014 yılında para verip aldım. 2014 yılından sonra 1,5 sene mesleki faaliyette bulunmuş oldum. 2009-14 yılları arasında muhasebe müdürlüğü yaptım. Şu anda bilirkişilik başvurusu şansım var mı? Yok. Ne zaman diploma aldınız, ne yaptınız beni hiç ilgilendirmiyor. Fiilen bu mesleği yapabilmek için bu belgeyi alıp aktif olarak çalışmış olmanızı arıyorum diye ısrarla söyledim. Hasan Erdoğan, ben bilirkişilik eğitimi tamamlama belgemi aldım. Fakat bilirkişi olamadım. Bu sene aynı belgeyle bilirkişi başvuru yapabilir miyim? Yoksa bu sene eğitim... Hayır, bir defa alıyorsunuz temel eğitim. Aradan bir zaman geçtikten sonra bakanlığın yenileme eğitimi açabilir. Şu an öyle bir kararları yok. Dolayısıyla temel eğitim sertifikanızla her zaman başvurabilirsiniz. Yeniden bir belge almanızı gerektiren bir durum yok. Bilirkişi olmayan Konkartorta görev alabilir mi? Bununla hiç alakası yok. Bilirkişilikle bu tamamen bağımsız iki kurum. Hatta fırsat gelmişken bir iki cümle edeyim. Konkordato komiserinin görevlerinden en önemlisi bana sorarsanız borçlunun hukuki işlemlerini denetlemek. Bakın diğerlerini bir kenara bırakın. Bu o kadar ağır ve o kadar ucu açık bir görev ki şöyle size ifade edeyim. Borçlunun şirkete almış olduğu 2 kilo domates bile hukuki bir işlemdir. Yapmış olduğu tüm ticari sözleşmeler hukuki işlemdir. İş yerinden çıkardığı bir işçinin fesih işlemi de bir hukuki işlemdir. Şimdi Konkordato komiseri hukuki işlemleri denetleme görevi verilmişse hukukçu olmadan orada görev yapılmaz. Net söylüyorum, hocama da aynen katılıyorum. Bana göre tek görevlendirilmemesi, eninde en az bir tane hukukçu, birden fazla 3 tane olursa zaten kanun gereği bir tane hukukçu olması gerekiyor. Ben hukuki işlemlerde ve görevde 3 kişilik görevlendirme ile diğerinin arasında hiçbir fark yok. Aynı göreve, aynı sorumluluğa, aynı yetkiye sahipler. Neden 3 kişi olunca birini hukukçu mecburiyeti tutuyorsunuz? Bana göre doğrusu mutlaka içinde hukukçu niyetinin olması gerekir. Diğer arkadaşlarımız burada sıkıntı yapabilirler. Bizde şu oluyor Türkiye'de, çok yaygın bir şekilde herkes hemen her şeyi talip oluyorlar. Ama bunların sorunları ileride patlıyor. Ya ben size şöyle bir soru sorayım. Siz Konkordato komiseri atıldınız, geçici dönemde dediniz ki yok bu şirket kurtulmaz dediniz. Ve şirketin iflasına karar verildi. Biliyor musunuz sizin hakkınızda neden böyle görüş beyan ettiğin için mahkeme şirketin iflas, halbuki kurtulabilirdi diye bir tazminat ve ceza davası mümkün. Kazanırsa? Yani yetkilerin bir de sorumluluk tarafı var. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek ve görev için tam bilgi donanımıyla ve eksik olan mutlaka bir hukukçuyla çalışmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz hocama. Münir hocam, söz sizin, buyurun lütfen. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet hocama teşekkürler. Gerçekten mesleki bilgi ve ölçme değerleme boyutu çok hassas bir konu. Mükellefimin alacaklı olduğu firma Konkordato ilan etmiş, alacağı askıda mı kalır? Konkordato süresi içerisinde alacak alacaktır ama Konkordato tedbiriyle açık alacaklar, belli kıymetli evraka bağlanmış alacaklar, takipteki alacaklar, tümüyle hepsi tedbir kararıyla borçlunun korunması sürecine tabi oluyorlar. Aksi takdirde takdir edersiniz. Tabii ki Konkordato başvurusuna kadar olanlar başka türlü zaten yürümez. Mükellefimin müşterisi Konkordato girmiş, bu durumda alacağın çekleri nasıl tahsis edecek, nasıl bir yol izlemeliyiz? Müdahale olunacak. Mahkemeye gidilecek, alacaklı olarak müdahale olunacak ve süreç izlenecek. Alacaklı olduğumuz bir firma Konkordato ilan evet, özellikle ilk şapka, ikinci şapka değil mi? Alacaklı olunan boyutlarda da çok ciddi sıkıntılar var. Bizimle irtibata geçilmedi. Firmanın, bu yine kiracılıkla ilgili, Murat biraz önce Nergis Hanım'dı. Şimdi Murat Engin Bey'in sorusu. Bizimle irtibata geçilmedi. Firmanın kiracımız olduğu için her ay düzenlediğimiz kira ve benzin faturaları doğru borcu artıyor. Konkordato sürecinde olduğu için nasıl bir yol izleyebiliriz? Hemen müdahale talebiyle, tabii ki hocamın dediği gibi hani burada bireysel başvurudan ziyade vekalet hakkıyla bir avukat ile birlikte avukata vekalet vererek başvuruda bulunmak, müdahil olunmak ve süreci izlemek. Bu arada da kira ile ilgili olarak ayrıcalıklı bir alacaklı konumunu kazanma çabanızı yine avukatınızla sürdürmeniz önerimiz. Banka teminat mektuplarını geri isteyebilir mi? Her şey tedbiren duruyor. Firmanın yazdığı, Doğan Bey sormuşlar, Doğan Şimşek Bey. Firmanın yazdığı çek mühlet alan firmanın başka bir firma tarafından cirolanması nedeniyle üçüncü kişi aradaki firma için takip başlatabilir mi? Konkordato takibinde bulunanların, alacakların devri sürecinde zincirin halkası olarak yer alanları korumadığı aşikar. Dolayısıyla da korunan kongorete başvurusunda bulunan. Garantörlük kapsamında bankayız verilen bono ile ilgili olarak mühlet alınmış firmaya işlem yapılamıyor. İkinci firmaya takip işlemi yapılabilir mi? Bunun yanıtı ikinci soruya olduğu gibi. Kongordato komiseri olabilmenin, şimdi burada tabii ki bu tür sorularda bir hukuk vizyonuyla biraz alanımızı da aşıyor gibi oluyoruz ama süreç içinde yoğun olunduğu için özellikle kıymetli evrak, Türkiye'de belki geçenlerde bir şey koydum, Türklerin bulduğu en güzel, en önemli buluşlardan bir vadeli çektir diye. Tabii herkes sürecin içinde bir türlü görüş. Tabii ki bunları da bizim şeyler söyleyin lütfen, meslek mensupları yakından izlemeli, ilgililik açısından bu konulardaki hukuki süreçleri. Kongorta komiseri olabilmenin şartları nelerdir? Dediğimiz gibi meslekte işte onunla ilgili nitelikli ilgisilenmiş ama meslekte 5 yıllık deneyim çok önemli. Hangi meslekte olursa bağımsız olarak çalışması şart mı? Özel bir sınavı var mı? Hayır. Bağımsız olarak çalışması da şart değil. Tabii bağımlı çalıştığında bağımlı çalıştığı kurumun izni önem taşıyor. Sınav yok. Evet. Kongor'da süreç ön projenin mahkemeye teslim edilmesi ile mi başlar? Kongordata başvurusu ön proje ve eklerinin teslimi zorunluluğunu getiriyor. Böylece Kongordata süreci mahkeme nezdinde başlamış oluyor. Bir önceki soru Ömer Bey'indi. Bu soruda özür dilerim atlıyorum. Hasan Erdoğan Bey'in yine. Hasan Erdoğan bir bey yine başka bir soru. Avukat bir arkadaşla görüşüm, Kongordata ilan eden bir şirket için benden destek istedi. Ben SMM olarak destek verebilir miyim? Tabii ki. Başkan da bunu önerir zaten, o da başkanımız. Hukuki sorumluluğu var mıdır? Meslek mensubu olarak sahip olduğunuz bütün hukuki sorumluluklar aynen geçerli. Ama vereceğiniz danışmanlık hizmeti olacak zaten. Mali müşavire. Yani bu mali müşavire, yani muhasebe, finansman, işletme iktisadı alanında sorumluluğunuzu, danışmanlığınızı verin lütfen. Şüphesiz vizyonunuzla biraz önce söylediğim gibi takip, kıymetli evrak, gerçekten özellikle bazı üniversitelerde çok yoğun eğitim alıyor. Ticaret kanunun bütün kitapları okutuluyor ama hukukçu değilsiniz. Bu vizyona sahip olmak, iyi soru üretmek demektir. İyi hukukçuyla iletişim kurmak demektir. İyi birlikte hizmet üretimi, değer katmak demektir. Bu bağlamda yaklaşmanızı ben de özellikle öneriyorum. Ataması yapılmış Kongorata komiseri denetimde dahil olmak üzere dışarıdan danışmanlık ve hizmetler almasını talep edebilir mi? Edebilir. Yani tabii denetim çok ciddi maliyetli, masraflı olacağı için bu çok riskli. Şimdi hocamın vurguladığı gibi aslında özünde denetim var ama denetimden ziyade ondan farklı, yani denetimi kolaylaştırılacak yönetim kontrolü var. İç kontrollerin etkinleştirilmesi var. Bu bağlamda süreç içinde dinamik olan bir kişinin denetim prosedürlerinden ziyade geçmişi denetlemek işi değil ama bugünü tespit ediyor. Onun için aktiflerin muhtemel satış fiyatları esasına göre tespit, istemeseniz de envanter süreçlerini zorunlu olarak getirmesiyle son derece yararlı bir müessese. Otomatikman beni affetsin, özellikle Cemal Hocam bu konularda çok çalıştığı için benim iddiam şu: ne kadar iç kontrolleriniz güçlü, ne kadar yönetsel kontrolünüz mükemmelse denetime gereksinmeniz ortadan kalkmaz ama o kadar azalabilir. Ama bu Japon felsefesinde olduğu gibi yalın bakış, sonsuza yaklaşana kadar denetimden kurtulamazsınız ihtiyacından. Ama burada gerçekten kontrol, yönetsel kontrol, bu bilinç ve de bizim mesleğimiz çok önemli diye yine bizim mesleği öne çıkaralım. Teşekkür ediyorum. Evet, Turan Yıldız Bey'in sorusuydu. Efendim, son tura geçiyoruz. Allah'ın hakkı 3. Bu 3. tur hocam, buyurun. Talat hocama verdim. Hocam, size de bir soru vardı. Buyurun. Bilirkişilik Daire Başkanlığı nitelikli hesaplamalar ve icra iflas konusunda bir eğitim alınmasını ve belge istiyor. Böyle bir kurs bulamıyorum. Odamız neden açmıyor? Şafak Arslan. Ben odaya konusunda cevap veremem ama şöyle söyleyeyim. Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın sonradan istediği bu eğitim belgelendirmeleri kanuna da aykırı, yönetmeliğe de aykırı. Daire Başkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Eğer böyle bir sıkıntınız varsa iptal davası için kesin iptal edilir. Çünkü kanunda 5 yıllık meslek deneyimi arıyor ama uzmanlık alanında nitelikli hesaplar bölümünde bir eğitimden bahsediyor. Bu eğitimi kim verecek? Kaç saat olacak? Eğitimin içeriği ne? Hiç böyle bir bilgi yok. Yani bu kanuna yönetmeliğe aykırıdır, doğru da değildir. Buna ilişkin yazılı görüşte beyan ettim. Teşekkürler hocam. Münir hocam buyurun lütfen. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Ömür Bey değil mi? Ömür Kartal. Enteresan bir soru. Aslında çok tartışılabilecek sorulardan. Kongor'da mahkemeye başvurmak için alacaklarla önceden anlaşma yapmak gerekir mi yoksa mali tavrıyla başvurulabilir mi? Şimdi süreçte alacaklara bir teklif götürme var. Siz alacaklara ben borçlarımı ödeyemiyorum mu ne kadar aşikar hale getirirseniz alacaklıların hukuki takip yollarına başvurmaları, alacakları ile ilgili hesapları kapatmaları, kat etmeleri ve bunu haklı bir fesiye dayandırarak yaptıkları iddiasıyla sizden doğrudan alacaklarının tahsilini, sözleşmeye aykırılık olmamak koşuluyla tabii, talep edebilir hale gelebilir, daha sıkıntıya düşülebilir. Burada önemli benim vermek istediğim mesaj, basiret, işletme iktisadının koşullarına uygun hareket etmek. Ben artık bittim, hadi Kongorta'ya başvuralım, rahatlayalım. Doğru bir model değil, yürüyebilecek bir model değil. O nedenle en az 3 ay sonrasını görebilmek, 6 ay sonrasını öngörebilmek. Yani vizyonerlik budur, görmektir. Oraya cümle yazmak, ben en iyi olacağım, en güzel olacağım, başarılı olacağım, vallahi billahi benden daha iyisi olmaz demek değildir. Görmektir. Görmek ve bununla ilgili hazırlıkları yapmak demektir. Ön proje mali tabloların sunulması değildir. Ön proje bir modeldir. Bir plan ve bu planın nasıl işleyeceğine ilişkin detayları içerir ve bana bu proje çerçevesinde benim bu teklifimi kabul ederseniz herkes için iyi olacaktır. Yani iyi niyete dayalı, gerçekçi bir model sunumu ama önceden olmalı. Önceden alacaklarla anlaşabiliyorsunuz. 3-5 tane alacaklınız varsa tabii en güzel model o. Çağırırsınız, toplantı yaparsınız, biter, maliyetsiz, daha ucuz gerçekleşebilir. Bilger sanırım, Akbaş, Kongor'da kararı alan alacaklı olduğumuz bir firma var. Kongor'da ilan ettiğini sözlü iletti. Bu aşamadan sonra nasıl bir yol izleniriz? Müdahil olacaksınız. Mahkemeye vekilinizle başvurarak alacak hakkınızı takip edeceksiniz. Komiserin indirim teklifini kabul etmek mantıklı mı? Sizin bileceğiniz. Yani bu çok önemli tabii ki. Bütüne bakmak lazım, projeyi okumak lazım, aranızdaki ilişki önemli. Borçlu olduğunuz firmayı ne kadar tanıyorsunuz? Bunlar çok önemli. Yani ticari hayatın dinamiklerine göre karar vereceksiniz. Kabul etmez ise kongorta geçersiz olup, o biraz önce söylediğim süre şeyleri söyleyin lütfen. Kesin süre sonundaki tasdik bilgilerini. Burada şöyle bir risk var. Kongorta tasdik edilme olasılığı varsa izliyorsunuz siz müdahale olarak. Bu alacaklar kurulunda genel olarak diğer bütün alacakları temsil edecek birinin olmasında fayda var sizin açınızdan. Dolayısıyla da bu süreçte siz de kabul ederseniz sonra kongorta da sürecinin kayyım denetiminde izlenecek belirlenmiş, mahkemece belirlenmiş kesin süreye göre bence en az bir yıl olacak bu. Bu sürede sağlıklı ödemeler gerçekleşirse kongorta devam edecek, fesih olmayacak. Siz de o anlaşma süreçlerinde sahip olduğunuz sözleşme hükümleriyle anlaşma süreçlerindeki vade yapılarına uygun olarak alacak hakkınızı yitirmeyeceksiniz. Ama ciddi bir zaman kaybı müdahil olarak alacaklar kurulunda temsil edilerek alacağınızın tahsiliyle ilgili süreci güçlü hale getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ama mutlaka vekillerle görüşmek lazım. Avukat vekillerinizle görüşmeniz lazım. İsim yok herhalde. Münir Bey'denmiş. Bağımsız denetim şirketinin hazırladığı kongorta teklif formundaki mali tabloda rayiç değer tablona doğrudan farklı bir sebebi ne oldu? Rayiç değer tablolarından. Şimdi tabii Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış tabloları finansal analize dönemsel olarak tabi tutuyor. Şimdi burada çok sıkıntılı hocam. Aslında bir konuya işaret etti ama tabii ki bakın denetimde en az iki boyut burada çok önem taşıyor. Mali tablo denetimi, yani ben bugünkü tabloya bakarak analiz yaparsam finansal analizin en zayıf olduğu bir karşılaştırmalı analize dayanmıyorsa bir noktadır. Sektör analiziyle belki renklendirin. Bununla da o kadar, yani bugün proje gidiyor, ertesi gün başvurulacak denetçi kuruluştan bu görüş isteniyor. Geçmiş yılları denetlemeden bu yıllara ait mali tablolardan hareketle bu görüşe varacak. Gerçekten çok ciddi sıkıntılı bir konu. Yani faaliyet denetimi de yapması lazım. Sadece mali tablo denetimini yapmak zorunda. Vergi usul kanunu hükümlerine uygun olmaz. Yani neye bakacak? Türk Ticaret Kanunu hükümleri. Peki geçmişte denetimin işaret edeceği bir sürü problem çıkabilir. Bunlar ne olacak? Bu denetçi kuruluşlar için böyle bir onay vermek bence çok riskli. Ama şu anda veriliyor. Aktifleri muhtemel satış değeri esasına göre tablodan hareketle bir yaklaşım kurabilir. Borca batıklığa atıfta bulunabilir. O andaki durumdur zaten. Geçmişte işletmenin devamlı ilkesinin kesilmesi varsayımsal olarak o noktada sanki tasfiye ediliyormuş gibi kabul edilen bir yaklaşımla yapılmış düzenleme ne finansal raporlama standartlarına uygun ne de temel kavramlara finansal raporlama ilkelerine uygun. TTK 376 eski Türk Ticaret Kanunu 324'e göre yapılmış bir hesaplama ama önemli mesajlar veriyor. Bugün bu firma sonlansa ne olabilir? Oradaki değerleme hükümleri neye dikkat etmeli gibi hususlar çok önemli. İyi bir ekip çalışmasına muhtaç ve hukuki boyutuyla da çok iyi yönetilmeye muhtaç bir süreç. Teşekkür ederim. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz önce Münir Hocam verdi. Yasemin Gedik hanımefendi demiş ki Sayın İbiş Hocam, İSMEK'lerde bedava luka eğitimi e-fatura verilirken SMM'lere neden kurs düzenlenmiyor? Biz ruhsat sahibi olmayanlardan mı iş öğreneceğiz? Meslek kalitesi ne bu tutum ne kadar uyuyor? Benim bildiğim İSMO'da yıllardır bu tür programlar, bu tür eğitimler veriliyor ve ücretsiz veriliyor. Biraz sonra Sayın Sekreterimiz, Oda Sekreterimizle herhalde kapanışı yaparken eğer gerek görüyorsa bir cevap verir. Benim bildiğim Oda, İSMO bu konuda son derecede bonker. Burada yaptığı gibi seminerlerin dışında da ilçelerde tesmerler üzerinde birçok eğitim yaptığını biliyorum. Efendim, evet, seminerimizin sonuna geldik. Gerek Talat Hocam, gerek Münir Hocam, ben kendi adıma konuşayım, ben çok yararlandım, çok istifade ettim. Ümit ederim, sizler de yararlanmışsınızdır, istifade etmişsinizdir. Hadi onlara bir teşekkür edelim, ne dersiniz? Evet, ben de size teşekkür ediyorum, herkese teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bu semineri kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. Değerli meslektaşlarım, ben birkaç dakikanızı rica edeceğim. Sevgili hocalarımıza sizler adına bir teşekkür etmek istiyoruz. Hocamın bahsettiği arkadaşım eğer buradaysa, ayrılmadıysa ben çıkışta yüz yüze kendisine cevap veririm. Diğer arkadaşlarımızı meşgul etmeyelim burada. Biz teşekkür plaketleri vermek için biz İSMMMO'da verilen eğitimden neyi kastedildiğini ben anlayamadım. O yüzden o arkadaşla ben görüşmek istedim. Çünkü bizim burada vermiş olduğumuz zaten ücretsiz eğitimler var. Bugün bu salonda olduğu gibi ücretsiz eğitimlerimiz var. Muhal uygulamaların da var. Bizim muhal nasıl? Çıkışta şu an onu birebir tartışma konusu yapmayalım. Ben sizler adına hocalarımıza teşekkür plaketi biz vermiyoruz artık. Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Öncelikle oturum başkanımız Sayın Rektörümüze teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcımız Sayın Erol Demirel'i davet etmek istiyorum. Sevgili hocam Profesör Doktor Cemal İbiş. Profesör Doktor Sayın Talat Canbolat'a teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gülgün Öztürk. Profesör Doktor Sayın Münir Şakrak'a teşekkür belgesini sunmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Cemile Kuzu. Seminerin gerçekleşmesinde katkıları olan değerli çalışma arkadaşlarıma da ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.